arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Geçen sene de beraberdik. Ben orada bir laf ettim, dedim ki başkan olmazsa yarışlar yapılır ama sizler olmazsanız yarışlar yapılamaz. Dolayısıyla gerçekten sizler bizim için çok önemlisiniz. Şimdi ben size tabii birazcık ne yapmak istediğimiz, önümüzdeki dönemlerdeki hedeflerimizden bahsetmek istiyorum ki hepimiz birbirimizi yakalamamız lazım. Eğer siz geride kalırsanız biz ilerleyemeyiz. Biz geride kalırsak zaten siz ilerleyemezsiniz. Şimdi bu sene çok iyi bir başlangıç yaptık seneye. Baktığınız zaman belki de senenin en önemli organizasyonuydu. Öncelikle başta Öcal Zilanlı, Zafer Vatansever, Mahmut Ayberdi ve çalışan hani bütün arkadaşlara, Murat Kaya, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eksikleri vardı ama hatasız bir organizasyon. Dışarıya çok fazla bir şey hissettirmedik. Her yaptığımız yarışların notunu alıyoruz. Daha iyi bir yarış nasıl yapabiliriz? Bir dahaki sonraki sefere şampiyonlar. Bu arada şampiyonlar şampiyonu önümüzdeki yıl Kıbrıs'a sattık. Yani şunu söylemek istiyorum. Çok şükür Allah'a. Geldiğimiz gün gerçekten şunu söyledim. Biz dedim hiçbir sponsora gitmeyeceğiz. Çünkü bizim sponsora gidecek yüzümüz yoktu ki. Ne yapacağız sponsora gidip, ne anlatacağız? Onlar dedim bize gelecek. Ve Allah'a şükür Opel bizden randevu istedi, geldi. Önümüzdeki sene şampiyonlar şampiyonasını Kıbrıs'ta yapmak için, bizimle anlaşmak için masaya oturmak istedi. Opel'i de biz kabul ettik, dedik. İnşallah yapacağız ve yapmak da istiyorum onlara. Çünkü hakikaten başarılı bir yarış çıkardılar. Arabaları da çok iyi. Şimdi bu sene ikinci en önemli projemiz baktığınız zaman Tosvet Yıldızı'nı arıyor. Şimdi Tosvet Yıldızı'nı arıyor ne? Bunu konumuz mu? Değil. Ama buradaki herkes bir şekilde buna iyi bilgilenirse en azından hem kulüplerini, hem arkadaşlarını, hem dostlarını daha yakından bilgilendirebilirler. Şimdi Tosvet Yıldızı'nı arıyor ya, geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu spor, ben sporcu olarak yıllarca yarıştım. Adalet yok bu sporda. Yani bu sporu biz ne kadar adaletli hale getirebilirsek o kadar bu sporun gelişme şansı var. Baktığınız zaman şampiyonlar şampiyonasına bakıyorsunuz, ilk dörtte iki tane hiç ismi cismi olmayan çocuk var yani. İşte Ali Türkkan, yani kimdir? 17 yaşında. Yani baktığınızda ilk 16'ya giremeyen bir sürü insan var ki, ha bu bir ölçü mü? Bana göre direkt ölçü. Yani ama çok daha iyi olması lazım. Dolayısıyla 2018'e Mayıs 1 Mayıs'ta çok değişik şeyler duyacaksınız. Sporu tamamen adalet üzerine kuracağız ve ben şuna inanıyorum, sporun her branşında, belki araba olarak konuşuyorum, offroad olarak veya trail olarak konuşmuyorum, çok adaletli bir şampiyona şahit olacaksınız 2018'de. Yani hem takımlar için çok büyük bir şans olacak, ben şuna inanıyorum, üreticiler kesinlikle bu işe girecekler. Şu anda görüştüğüm 3 üretici de buna girmek istiyor bu böyle bir şampiyonaya. Biz kendimizi özgü bir şampiyona yapacağız. Evet, FIA'nın kuralları çok önemli. Evet, önemli de yani bizim ülkemiz şu anda ona tam müsait mi? Ha, biz o kurallarla yine arabaları yarıştıralım edelim ama gerçek şampiyonu er meydanından çıkartalım istiyoruz. Şimdi Tosvet Yıldızı'nı arıyor, tekrar geri dönersek bu benim hayalimdi yani geldiğim zaman yine ya çünkü kendi gençlik yıllarımda hakikaten belki onu siz anlayamazsınız ama ben çok sıkıntısını çektim bunu. İşte yakın benim arkadaşlarım hepsi bilir. Ne kadar zor şartlarda yarışmak istememiz. İlk yarışımıza 27 yaşına girebilmemiz, işte cross, tırmanma, para biriktir, gir, herkesi geç, kimse yüzüne bakmasın. İlk yarış sonra 27 yaşına girebildik. Şimdi bunları, bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için sağ olsun FIAT elini taşın altına koydu. Allah razı olsun ya, yani bizle beraber şey yaptılar, bu işi çalıştılar ve çok da güzel bir otomobil ürettiler. Bizim derdimiz şu, biz şimdi şuna bakıyoruz. Kulüplerimiz, burada kulüp başkanlarımız var, kulüp yöneticilerimiz var. Ya işleri güçleri organizasyon yapmak. Başka bir şey yok. Ya kulüplerin işi organizasyon yapmak sadece olmamalı. Yani ellerinde gerçekten bir pilot varsa onu eşit platformda bir işe sokup kazanmasını sağlamak da olmalı. Yani doğrusu bu değil midir? Yani şöyle düşünelim, işte Bursa Spor oyuncusu yok ama kulübü var. Yani ne anlamı var ki onun? Her kulübün bana göre iyi birer gerçek mücadeleyi verecek sporcusu olmalı. Tabii ki burada
bu 2018'de yapacağımız değişikliklerle bu sayı adet çok artacak. Ben inanıyorum ki 30-40 tane sporcuya ihtiyaç olacak iyi şartlarda. Ama Tosun Yıldız'ını arıyor da biz ilk sene 10 tane erkek, 2 tane bayan alacağız. Bunu da tamamen eşit, adaletli, herkes başvurularını yapacak. Tabii ki buna gönülden istesinler diye bir 580 lira lisans ücreti koyduk. Şunu iddia ettik baştan. Bu işe kazanan bir kuruş harcamayacak. 12'ye kalana parasını iade edeceğiz. 580 lirasını da alacak. Ne otel, ne tulum, ne kask, ne benzin, hiçbir şey, araba. Her şey bizden. Hem onlara edeceğiz, hem de onların eşit şartta çok iyi bir mücadelede yarışmalarını sağlayacağız. Ve 2018'de de onlara koltuk açacağız. Anında. Yani oradan çıktıkları anda bir koltuğa oturacaklar. En azından 2-3 için konuşuyorum. Dolayısıyla bunu anlatırken çok doğru anlatmak lazım. Fikirleriniz varsa bununla ilgili lütfen Atıl'a, bana, Murat'a, Öcal'a paylaşabilirsiniz. Yani daha iyi nasıl yapabiliriz bu organizasyonu diye. Hepinizin fikirlerini de açığız. Yani ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Sizlere çok ihtiyacımız var. Bu sene dediğim gibi çok büyük bir organizasyon yaptık. Şimdi arkasından gelen organizasyonların hepsinin kalitesinin çok yüksek olması lazım. Çünkü bu spor hepimizin. Eğer bu sporu ayaklandırırsak, iyi bir şey bırakırsak geride, İnşallah bundan sonra ilerler ve sevdiğimiz bu spor daha iyi yerlere gelir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.